Geldi genç sahabi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna. Mus'ab bin Umeyr. Bu sahabi efendimiz 19 yaşında şehit. 20'yi görmemiştir. Çok güçlü, kuvvetli, baba yiğit yapılı bir genç olduğu için harplerde Allah Resulü'nün korumalığı görevini, şerefe baksan. O görevde peygamberin önünde çarpışıyor. Kimseyi yaklaştırmıyor. Uhud'da maalesef şehit oldu. Bir anda 20'den fazla atlı Hazreti Peygamber'in üzerine hücum etti. Etrafındakiler hepsi düşürüldü. Bir Mus'ab kaldı. Mus'ab'ı da düşürdüler. Tek peygamber tek başına kaldı. Onlarla çarpışıyordu. Hazreti Ali yetişti ve sahabi hanımlar, annelerimiz yetişti. 8 kadın orada şehit olmuştur. Peygamberin önünde ona siper olarak şehit edilmiş. O sırada dişini kırdılar. Çok tehlikeli bir haldi. Harpten sonra, bittikten sonra Efendimiz son derece mükedder bir eda ile savaş meydanını geziyor. Her taraf şehit düşmüşler. Amcasını gördü. Hazreti Hamza düşmüş. Çok müteessir oldu. Vah esafa ya ammi dedi. Vah vah ey amcacığım anlamında. Ondan sonra kalktı baktı 20 metre ileride Hazreti Mus'ab düşmüş. Onun koruması. 19 yaşında. Dağ gibi delikanlı. Onun başında epey bekledi. Fakat Mus'ab sırt üstü vefat ederken eliyle şu şekilde gözlerini kapatarak vefat etmiş, ölmüş. Tuhaf geldi bu. Sahabiler sordular. Ya Resulallah niye böyle yapmış? Ölmeden önce niye gözlerini kapatmış? Buyurdu ki Mus'ab beni koruyordu. Onu düşürünce, o kalmayınca son yaptığı hareket Resulullah'a bir hal olursa ben görmeyeyim. Kendi ölümü umurunda değil ya. Aşk böyle bir şey. İşte aşkı gel anlat. Aşkı peygamberi böyle bir şeydir işte. Adamın kendisi ölüyor, onu düşünmüyor. Eğer ona bir zarar eriştirirse ben görmeyeyim işteyiz. Mus'ab böyle vefat etmiştir. Ve bu Mus'ab bin Umeyr o kadar peygamber aşkıyla fokur fokur kaynardı ki bir gün geldi Resulullah'ın huzuruna, çöktü bir köşeye, selam bile vermedi. Belli kafası bozuk. Sevilen birisi olduğu için biraz da patavatsız davranışları var. Peygamber seviyor kendisini. Hatta Hazreti Ömer kenara çekip kızarmış. Peygamberin yanında nasıl konuşuyorsun? Efendimiz ona karışmayın dermiş. Aşıkta fütur olmaz, perva olmaz. Geldi bir köşeye çöktü, oturdu. Efendimiz dedi hayrola ya Mus'ab, senin bir şeye canın sıkılmış galiba. Evet ya Resulallah, dün gece aklıma bir fikir geldi, sabaha kadar uyuyamadım. Hayırdır ya Mus'ab, anlat. Ya Resulallah, düşündüm ki biz sizi gördük ve iman ettik. Elbette cennete gideriz. Şu emniyete bak sen. Fakat düşündüm, ben bu dünyada istediğim gün her an evinize geliyorum, her gün sizi görüyorum. Öbür dünyada cennet bu dünyadan çok daha geniş. Ya Resulallah, kim bilir siz nerede olacaksınız, ben nerede olacağım? Ya Resulallah, ben sizi her gün göremezsem cennetle cehennemin ne farkı var? 19 yaşında, bunu diyen 19 yaşında. Ve hakikaten canı azizi feda etti. Resulullah'a öyle gitti. Böylesi yiğitler var ve insanı böyle yiğitlik mertebelerine ulaştıran tek saik aşktır. Aşktır. Ve asırlarca 8 haçlı seferine ecdadımız göğsünü siper ederek Allah Allah diye diye canı azizi vermediler mi? Bu aşktı. Yoksa aşk olmasa kim canını verir ya? Canı vermek ne demektir? Hangi hatır için feda edilir bu can? Aşk olursa. Bu aşk böyle bir şeydir.